Kent Vizyon İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün başlıyor. Günaydın, gününüz aydın olsun. Aralık ayının ilk haftasının ortalarındayız. Bugün 2 Aralık 2015 günlerden çarşamba. Bol kazançlı, sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmenizi temenni ediyoruz sayın seyirciler. Her sabah olduğu gibi en iyi dileklerimizi, en güzel temennilerimizle sizlere günaydın diyebilmekten mutluluk duyduğumuzu da bilmenizi istiyoruz. Üçüncü haftasını geride bırakacak olan yeni günün ilk başladığı günden itibaren bizlere gerek telefon mesajlarıyla, gerek sosyal medya, Facebook, Twitter mesajlarıyla destek veren, görüşlerini, önerilerini, elbette eleştirilerini de ileten herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, imkanlarımız el verdiğince. Ulusal televizyondakiler gibi niçin ayakta sunmuyorsunuz diye soranlar olmuştu, tweet atanlar olmuştu. Çok isterdik. Gerçekten geniş bir alanda, ayakta daha rahat bir ortamda sizlere merhaba demeyi arzu ederdik. Ancak biliyorsunuz her ne kadar uydudan yayın yapmış olsak da kısıtlı bir alandan sizlere sesleniyoruz. Belki ulusal televizyon kanallarında olduğu gibi 10-15 kişilik bir ekiple hazırlanarak size seslenemiyoruz ama şundan emin olmanızı istiyorum. Ben burada sizlere sunduğum haberlerle günün en son gelişmelerini gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren elimden geldiğince aktarmaya, yorumlamaya çalışıyorum. Hem de biz bunların hepsini 10-15 kişilik ekiple değil, 10-15 kişinin yaptığı işleri tek başımıza yaparak sizlere sesleniyoruz burada. Hafta içi her gecenin ikisine hatta üçüne kadar ayakta kalıyoruz. Belki bu 2 saatlik bülteni hazırlayabilmek için. Burada ben tek başıma çalışıyorum. Rejide arkadaşımız belki 5 kişinin yapacağı işi tek başına yapıyor. Kamera arkasındaki arkadaşlarımız öyle. Biz maalesef bu imkanlarla çalışıyoruz. Her arkadaşımız böyle çalışıyor. Ve onlar da kendi görevlerini, üzerine düşeni yerine getirmeye çalışıyorlar. Ellerinden geldiğince bu kadar çıkıyor. İşte sürçülisan elediysek affola diyoruz programımızın yayınını bitirdiğimizde. Ama böyle omuzluyoruz bu yükü ve size de bu şekilde ulaştırıyoruz. Zaman zaman Yeni Gün ekibi gerek Altınordu'dan gerekse ilçelerimizden canlı yayınlarla Yeni Güne günaydın mesajlarını iletiyor. Göndermek isteyen vatandaşlarımız bu ekranlar aracılığıyla sevdiklerine, arkadaşlarına, dostlarına yeni güne mesajlarını gönderiyorlar. Gittikleri yerlerin belediye başkanları, muhtarları, yetkilisi, etkilisi, caddedeki ahalisi hepsine mikrofon uzatıyoruz. Biz de her yeni güne en iyi yeni günü ortaya çıkarmak için çaba harcıyoruz. Öyle birileri gibi önceden kuru sohbetlerle geçiştirip sonra da bizden gördükleri gibi taktikler yaparak ilerlemiyoruz. Biz yerelden genele, yöreden ulusala hep kendi yaratıcılığımızla, kendi ilklerimizle sizlere sesleniyoruz. Şimdi ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için bir kez daha yeni günden sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün geçirmelerini dileyelim. Her sabah olduğu gibi ekonomi verileriyle başlayalım. Borsa İstanbul çok kısa bir süre sonra çarşamba gününün ilk yarı işlemlerine başlayacak. Ama dün nasıl kapandı? Bunu önce bir yorumlayalım. Geçen hafta Suriye sınırında Türkiye hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından ki yankıları hala devam ediyor siyaseten. Piyasalarda da bunun bir fırtınası vardı. Şimdi o fırtına yerini güneşli havaya bıraktı diyelim. Borsada böyle bir izlenim yarattı. Kayıplar %2 yaşarken bunun yansıması Amerikan dolarını ise gerileme olarak noktalandı. 2.87'den kapandı Amerikan doları. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün saat 17.07 itibariyle 77.000 sınırına kadar yöneldi. Endeks günü %2.6'lık yükselişle
76.785 puandan tamamladı. Bir önceki kapanışta da endeks 75.233 seviyesindeydi. Amerikan dolarından bahsedelim. Bir önceki kapanışta 3078 liradan 2892 liraya kadar gerilemişti. Düşüşü sürüyor. Tabii ki bunda Amerikan Merkez Bankası Fed'in Aralık ayı toplantısına kadar bu riskli süreçte devam edecek gibi görünüyor. En azından dolar yatırımcılarını bir müddet daha bu toplantı olup bitinceye kadar tedirgin davranacaklardır isteseler de istemeseler de. Peki Euro'daki durum ne? Onu söyleyelim. 3078 liradan işlem görmüştü en son. 3076 liraya düştü. Dünkü kapanışta 3081 seviyesine kadar yükseldi ama yine kapanışı 3076 liradan oldu. Bugün de yeni güne bu rakamla başlayacak Euro. Bu arada Borsa İstanbul'da bazı şirket paylarını 30 Kasım'da sürekli olarak işlem görmekten men ederken bazı şirketleri de koddan çıkarabilecekleri konusunda uyardı. 7 şirkete uygulanan men kararları finansal tablolarını yayınlamama, bağımsız denetim gerçekleştiren kuruluşun görüş bildirmekten kaçınması, şirketin borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretleri ödememesi gibi çeşitli sebeplerle alındı. İlgilileri de bunun için bilgilendirelim, paylaşalım istedik. Yine dün ihracat verileri açıklandı. İhracatta son durum, ekonomiden bahsettiğimiz için bu sıralamayla gidiyoruz. Kasım ayında %10.5 azalışla 11.44 milyar dolara geriledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ihracat Ocak ve Kasım ayında %8.6 azalışla 131.94 milyar dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ihracat 7.8 düşüşle 145 milyar 211 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu arada Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi de Euro-Dolar paritesindeki gerilemenin ihracata etkisinin Kasım ayında 750 milyon dolar, 11 aylık dönemde ise 11.9 milyar dolar olduğunu açıkladı. O kadar büyük rakamlar ki anlayıp anlamamak gerçekten mesele bu mesele şeylerde, ihracat verilerinde. Peki başka bir önemli konu, asgari ücret tespit komisyonu 2016 yılı için 2016 yılının ilk 6 aylık asgari ücret dilimini belirlemek için bugün toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki toplantı yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra, yani saat 10'da başlayacak. Yasa gereği 5'er tane işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor asgari ücret tespit komisyonu. İşçi tarafını Türk İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Biliyorsunuz AK Parti'nin seçim öncesinde özellikle asgari ücret konusunda 1300 lira net verileceği yönünde bir vaadi bulundu. Bu vaat bugün ana gündem maddesi olacak. Masaya yatırılacak. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısında da önemli kararlar bugünkü toplantıda alınacak diyelim. Fındıkta son durum ne? Ordu Ticaret Borsası haftanın başlangıç fiyatını 11,5 lira olarak belirlemişti fındıkta. Bu rakam değişmedi iki gün boyunca. Salı ve çarşamba günü de yine aynı fiyattan devam etti. Çarşambanın, yani bugünün fiyatı da birazdan ilan edildiğinde sizlerle paylaşacağız. Ancak hemen hatırlatalım, bazı bölgelerde 12 liranın üzerinde işlem görüyor fındık. Gerek ilçelerde gerekse Giresun'da ve diğer komşu ilimiz Samsun'da da bu fiyatlardan işlem görüyor. Yerel ve ulusal gazetelere göz atmadan önce, evet, Orduluların günaydın mesajları var. Her sabah arkadaşlarımız çıkıyorlar, taze taze vatandaşların, sokakta yürüyen, caddede yürüyen vatandaşların yeni güne mesajlarını, günaydın mesajlarını alıyorlar. Önce onları izleyelim. Daha sonra gazetelerin manşetlerine göz atacağız. Kimin gündeminde ne var, ne yazmış, ona bakacağız. Önce günaydın mesajları. Tüm ordulara günaydın. 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 Günaydın ordu. Günaydın. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Günaydınlar. Merhaba. Yeni günlere hayırlı olsun. Havalar yağmurlu olsa da gününüz aydın olsun. Günaydın. Tüm ordulara günaydın diyorum. Günaydın Erol abi. Günaydın sevdiklerimi. Herkese, ordulu olan herkese iyi sabahlar, mutlu günler ne diyeyim? Günaydın. Herkese, tüm Türkiye'ye günaydınlar olsun diliyorum.
Meslektaşlarıma da günaydınlar olsun diliyorum. Günaydınlar. Bütün sevdiklerime, kızıma, oğluma, bütün sevdiklerime, candan en çok sevdiğim kızımla oğluma. Teşekkür ederim. Herkese sağlık, mutluluk, huzur içinde yaşasın. Günaydın. Günaydın. Okuldan arkadaşlarıma da selam söylüyorum. Hepsine saygı sevgiler ediyorum. Mutlu günler diliyorum. Anneme, küçük kardeşimle birlikte evde kahvaltı yapan anneme, okula gitmiş iki kız kardeşime ve işte çalışmakta olan babama sevgilerimi ve öpücüklerimi gönderiyorum. Hepsine sağlıklı yaşamasını dilerim. Hepsinde iyi olmasını isterim. Buradan tüm sevdiklerime, aileme günaydın diyorum. Günaydın. Anneme, babama da günaydın. Günaydın. Uzakta olan kardeşim var Ankara'da. Ona günaydın derim. Biz Ordu'da misafiriz. Ev sahipliğinden dolayı Ordu'da yaşayan tanıdığımız herkese teşekkür ediyoruz. Yeni güne mesajlar böyleydi. Ordulların kimisi eşine, dostuna, arkadaşına mesajlarını gönderdi. Kimisi sevdiklerine gönderdi. Kimisi okuldaki arkadaşlarına gönderdi. İzlemeyen izleyicilerimiz için, kaçıran izleyicilerimiz için birazdan tekrar ekranlara getireceğiz Orduluların yeni güne mesajlarını. Gazete başlıklarıyla devam edeceğiz demiştik. Bakıyorum hemen elimizdeki interaktif gazeteciliği kullanıyoruz artık. Hürriyet gazetesinin manşetinde İncirli'ye geliyoruz sür manşeti kullanılmış. Almanya ve Fransa IŞİD'le mücadele için gönderecekleri savaş uçaklarının İncirlik üssünün kullanması konusunda onay istemiş şeklinde bir haber kullanıldı. Almanya ile ilgili her haber nedense Hürriyet'i çok yakından ilgilendiriyor. Böyle demek geldi içimden. Sür manşetinde termal ölüm haberi var. Sivas'ta kuyumculuk yapan Ufuk Karaca ile iki kız arkadaşı Şeyda Haris sıcak çermi kaplıcası yakınlarındaki villada ölü bulundu. Karaca ve Haris'in evde termal su musluğu açık kaldığı için kükürt gazından zehirlendikleri tahmin ediliyor demiş. Yazık olmuş gencecik insanlar. Angelina'nın yeni kabusu. Angelina Jolie Barca 1000 gen mutasyonuna sahip olduğunu ve bunun meme kanseri riski %87 arttırdığını öğrenince iki göğsünü birden aldırmıştı. Şimdi bu gen mutasyonunun Alzheimer hastalığını tetiklediği tespit etti. Tövbe estağfurullah. Birinci gazeteden, birinci sayfadan verilecek haber mi? Her şey bitti. Angelina'nın neyse manşetinde Putin'e inanmıyorlar başlığını kullanmış Hürriyet gazetesi. Paris'te dün Obama ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a uçarken Rusya krizini değerlendirdi ve liderlerin Rusya'yı inandırıcı bulmadığını söyledi. İlk başta hiçbir ülke temsilcisinin ya da devlet başkanının sesi çıkmamıştı Türkiye-Rusya arasındaki gerginlikte ama şimdi yavaş yavaş diğer ülkelerde kimi güçlü gördülerse ya da göreceklerse geleceğe yatırım yapmak bakımından en azından dünden itibaren seslerini çıkarmaya başladı. İlk sesini çıkaran da Amerika olmuştu. Biliyorsunuz Türkiye ile özellikle DAEŞ terör örgütü konusunda ortak hareket etme protokolü imzalamışlardı. Bundan sonra da ilk savunan Amerika olmuştu. Amerika'nın dışında da Türkiye'nin yanında olan bir başka ülke olmamıştı. Dün itibariyle de çıkmaya başladılar. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye tepki göstermiş. Suriye'nin safında yer almıştı. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin kralı ya da devlet başkanı değil de onlarda aileler yönetiyor ülkeleri biliyorsunuz. Aile bireylerinden bir tanesi bu tepkiyi göstermişti. Daha sonra Dubai'nin krallığından bir açıklama geldi. Hayır dedi, biz Türkiye'ye tepki göstermiyoruz. Açıklamalarımız yanlış anlaşıldı. Türkiye ile ilişkilerimiz tamamen iyi şeklinde düzeltmeye gittiler ve Türkiye'nin lehine açıklamalar da yapmaya başladılar. Ve diğer Avrupa ülkelerinde de bu yönde açıklamalar gelmeye başladı. Balyoz davasında 44 ay tutuklu kalan eski MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan açtığı davayı kazandı. 1.363.650.000 lira tazminat alacak Engin Alan. Ankara 6. Ceza Mahkemesi haksız tutuklama sebebiyle Alan'a 1.300.000 lira manevi, 63.650 lira da maddi tazminat ödenmesine karar verdi. Benzer davalarda da alınan veya kazanılan en yüksek tazminat miktarı olmuş bu.
Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'nin fenomen köşe yazarlarından birisi biliyorsunuz. Artık birinci sayfalarda boy göstermeye başladı. MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'le söyleşi, çarşamba sohbetlerini gerçekleştirmiş. Bununla ilgili duyurusu, iç sayfadaki duyurusu da birinci sayfadan verilmiş. Bayrampaşa'da, İstanbul Bayrampaşa'da dün akşam çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Bununla ilgili ayrıntıları birazdan getireceğiz ekranlarınıza. İlk başta patlamanın kaynağı belirlenemedi, ne olduğu da bilinemedi. Ancak daha sonra el yapımı parça tesirli bombadan kaynaklandı ve bu bomba düzeninde teröristler tarafından düzenlendiği ortaya çıktı. Çevik kuvvet minibüsü geçiyordu. O Bayrampaşa metro istasyonunun hemen yan tarafındaki karayolundan anlık kurtardı. Çevik kuvvet minibüsü anlık kurtardı. Geçti. Belki bir ya da iki saniye sonra patlama meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kayıt altına alındı. Otobüsün geçişi ve patlamanın meydana gelişi görünüyor gece çekiminde güvenlik kameralarında. Bu arada Kıbrıs'ta barış çığır açar başlığı var. Başbakan Ahmet Davutoğlu güven oylaması aldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı. Bununla ilgili haberlerimiz de var paylaşacağımız. Bununla ilgili bir haber düşmüş. Türkiye her türlü katkıya hazır mesajını verdi, vermişti. Bunu da Hürriyet Gazetesi birinci sayfasına taşımış sayın seyirciler. Geçiyoruz diğer gazetemize. Habertürk var. Sürmanşetinden başlayalım. Ortak harekat başlığını kullanmış sürmanşette. Üst düzey Türk yetkiliye göre Suriye'nin kuzeyindeki Serablus'a Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye harekatı an meselesi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın da el sıkışması fotoğrafı tam da üzerine yazılmış bu haber. Türk yetkili ABD ve Türkiye yakın zamanda Serablus'a yönelik bir harekat planlıyor dedi. Aynı kaynak bunun bir kara harekatı olmadığına da dikkat çekti. Hava harekatı konusunda ise sayılı günler kaldı ifadesini kullanmış. Hemen yan tarafındaki haberlere bakalım. 45 milyar dolarlık müthiş bağış haberi var. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg şirkette sahip olduğu hisselerin %99'unu 45 milyar dolarlık hisse payını eşiyle kuracağı vakfa bağışlıyor. Zuckerberg'in müthiş bağışı dün dünyaya gelen kızı Max'e hitaben yazdığı mektupta ortaya çıkmış. Habertürk'ün manşetinde ise Rusya'nın aşırı güveni sarsıldı başlığı kullanılmış. Davutoğlu Habertürk ve Show TV'de Putin'i hırslı diş politikasına dikkat çekti. Bu kadarı da fazla mesajını verdi. Birazdan Başbakan Davutoğlu'nun da Putin'e olan tepkisini ekranlara getireceğiz. Bir erkek altı kadına karşı şeklinde özel haber damgalı ilginç bir haber var. Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dillerinde önce bölüm başkanı dahil altı kadın hoca, doçent Efeoğlu'nu saldırgan ve güvende değiliz diye rektöre şikayet etmişler. Ardından doçent Efeoğlu savcılığa başvurmuş. Şantaj, tehdit ve iftiralarla cinsiyetçi çete ayrımına dönüştü. Kişiliğim ezildi, ruhsal bütünlüğüm parçalandı diye şikayette bulunmuş bir erkek altı kadına karşı başlığını da bu yüzden kullanmışlar. Ajan Kanada'dan para İngiltere'den şeklinde bir başka haber var. Alt taraflarda Türkiye üzerinden 3 İngiliz kızı DAEŞ'e götürdükten sonra yakalanan Kanada ajanı Muhammed El Raşet hakkında soruşturma tamamlandı. 26 yıl hapsi istenen ajana İngiltere'den 10 kez para gönderilmiş. İngiltere ve Türkiye'nin güneydoğusundaki DAEŞ terör örgütü arasındaki bağlantı her defasında resmi olarak bu şekilde belgelenmesine rağmen bir türlü net olarak oturtulamıyor. Biliyorsunuz G20 zirvesinde de DAEŞ terör örgütü konuşulurken bütün G20 ülkesi başkanları, devlet başkanları ve başbakanları da konuşmuş. Sadece İngiliz devlet başkanı David Cameron sessiz kalmayı tercih etmişti. Sorulan her soruya da yes, yes diye cevap vermek zorunda kalmıştı DAEŞ terör örgütü karşısında. Milliyet'in sürmanşetinde ustamızı uğurladık başlığı var. Birazdan haberlerimizde bunu da ekranlarınıza getireceğiz.
Türkiye'nin duayen gazetecilerinden teknolojiye inat, cep telefonu ve bilgisayar kullanmayan son gazeteci Hasan Pulur dün Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ulus'taki evinin önünden sonra Büyük Usta Milliyet Gazetesi'ne son kez geldi. Çağlayan'daki bina, Milliyet Gazetesi binası önünde yapılan tören ve Levent Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Alşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Hasan abiyi uğurlamaya gelen okuyucuları, meslektaşları, arkadaşları ve siyasetçiler cami avlusuna sığmadı şeklinde paylaşılmış Hasan Pulur'un dünkü cenaze töreninin haberi. Milliyet manşetinde ise Putin müfteri olur başlığını kullanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilmiş. Putin, Türkiye'nin DAEŞ'ten petrol aldığından söz ediyor. İspata çağırıyorum. İspat etmezlerse müfteri konumuna düşerler şeklinde açıklamasına yer verilmiş. Bu arada şoförlere suç ve ceza eğitimi şeklinde bir başka haber var. Orta sayfalarda Türkiye'yi yasa boğan Özgecan cinayetinin ardından planlanan kadına şiddeti mücadelede ulusal eylem planı 2016-2019 yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek. Bununla ilgili olarak da zannediyorum detaylarına bakmadım ama toplu taşıma araçlarının sürücülerine özel dersler verilecek. Özellikle de Avrupa Birliği normları konusunda böyle diyelim. Yeni anayasa için iki yol, Başbakan Davutoğlu ile ilgili bir haber. Brüksel'den dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa için iki yol var diyen Davutoğlu, birincisi bütün anayasanın yeniden yazımı, ikincisi ise geçmiş çalışmada CHP ile üzerinde mutabık kalınan hususları tek paket yapıp anayasayı değiştirmek şeklinde yorumlamış. Milliyet gazetesindeki haberleri de bu şekilde göz attık. Akşam gazetesi var sırada. Liderler inanmadı sürmanşetini kullanmış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam da tokalaşırken çekilmiş olan fotoğrafın üzerine yazılmış bu haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in iftiralarının görüşüldüğü liderlerle karşılığının olmadığını söyledi. Putin tabiri yerindeyse eğer yalnızlaştırılmaya başladı. Öyle diyelim sayın seyirciler. Evet, akşam gazetesinin manşetinde silahlar da Rusya'dan. DAEŞ'e bir dönem silah satan tacir İngiliz Financial Times'a konuştu. Moskova'nın Suriye'ye silah gönderdiği silahlar aracılığıyla örgüte satıldığını söylemiş. Bunu da manşete taşımış. Sadece petrol değilmiş, Rusya'nın DAEŞ'e sadece petrol ticaretiyle değil silah temini konusunda da destek verdiği ortaya çıktı. Ağustos ayına kadar örgüte silah sattığını söyleyen bir tacirin açıklamaları Financial Times'a haber oldu. Tacire göre örgüt Rus silahlarına bayılıyor demiş. Rusya'nın silah satımı konusunda çok fazla itirazda bulunmasının bir anlamı yok. Çünkü bir tarafta DAEŞ terör örgütü varsa bir de Türkiye'nin başına yıllardır bela olan PKK terör örgütü var. PKK terör örgütünün üyesi olan teröristlerin de ellerinde Kaleşnikov silahlar zaman zaman yakalanıyor. Zaman zaman değil, sıklıkla yakalanıyor hatta. Kaleşnikov'un ülkesi neresi, ana vatanı neresi? Rusya. Bu silahları elbette biz vermiyoruz. Bunlar da Rusya'dan alıyorlar. Demek ki Rusya zaten Dışişleri Bakanı da bundan birkaç hafta önce resmen alenen söylemişti. Evet demişti, biz silah satıyoruz, bundan kime ne falan şeklinde bir açıklaması olmuştu. O dönemlerde bu açıklamayı yaptığı zaman da dünyada uluslararası kamuoyunda hiç kimsenin sesi çıkmamıştı. Çok sessizlik olmuştu bu noktada. Şimdi o yüzden Rusya'nın silah satıp satmama noktasında ki itirafları benim için çok fazla da ilgi çekici değil diyebilirim. Devam edelim. Akşam gazetesinden sonra Güneş gazetesine geçiyoruz. Maskesini de Erdoğan düşürdü manşetini kullanmış Güneş gazetesi. Uçak krizinin ardından Türkiye'ye yönelik akıl almaz bir iftira kampanyası başlatan Putin'e bir tokat da Fransa'dan geldi. Paris ziyareti sonrası Katar yolunda gazetecilere çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in yalan siyasetine dünyanın itibar etmediğini belirterek Rus lideri istifaya çağırdığı şeklinde haberini paylaştı. Bahçeli'den FETÖ itirafı, bu detaya birazdan gireceğiz. Devlet Bahçeli dün
Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte bu başlıkta çok ilginç bir yanıtı vardı. Buna dair açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz. Kısaca söyleyeyim, dedi ki seçimlerin ardından koltuğu sallanmaya başlayan Devlet Bahçeli, genel başkanlığa aday olan isimlerden birinin FETÖ lideri Gülen'in emrinde olduğunu söyledi. Kim paralel onu da açıkla şeklinde de bunu da Güneş Gazetesi birinci sayfada sormuş, öyle diyelim. Peki Kışanak istedi, Ahmet değiştirdi, her fırsatta HDP'ye destek çıkan Aydın Doğan medyasının sunucusu Ahmet Hakan yine terör örgütü PKK'yı koruyarak büyük bir skandala imza attı. Tahir Elçi'nin ölümünün konuşulduğu programda ekrana gelen altyazıdan rahatsız olan HDP'li Gülten Kışanak, Ahmet Hakan'a SMS göndererek yazıyı değiştirmesini istedi. Ahmet Hakan da hemen yazıyı ekrandan aldı, değiştirdi. Diyor, çekirdek bulunduğu şeklinde bir haber var. Gazetenin en alt sayfasının sol köşesinde Diyarbakır'da öldürülen Tahir Elçi'nin eşinin taziye ziyaretinde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cinayetin işlendiği noktadaki incelemelerin tamamlandığını, olay yerinde kullanılmış bir mermi çekirdeğine ulaşıldığını söyledi. Ancak bu mermi çekirdeği çok tartışma konusu olmuştu. Özellikle Tahir Elçi cinayetinde kimin silahından çıktığı noktasında önemli bir ayrıntı olacaktı. Henüz bulunduğu resmi olarak açıklanmadı. Bakan Bozdoğan açıkladığı çekirdek de o çekirdek mi bilinmiyor. Bu balistik inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Biliyorsunuz Tahir Elçi'nin ensesinden giren kurşun hemen sol tarafından da çıkmış ve orada yapılan olay yeri inceleme sonucunda da öldüren mermi çekirdeğine rastlanılmamıştı. Cinayeti de bu mermi çekirdeği çözecek. Henüz buna dair bir çözüm yolu da görülmüş değil. Ve bakıyoruz, Sabah gazetesi Paris'te bir saatlik zirve Türkiye'nin elini güçlendirdi. Erdoğan, Obama tam dayanışma başlığını kullanmış Sabah gazetesi. Erdoğan, bölgede gerilim herkese kaybettirir, derdimiz barış derken Obama da Türkiye'nin lehine açıklamalar yapıyor. Türkiye'nin kendini savunma hakkını destekliyoruz şeklinde yaptığı açıklamalarla. Demirtaş cinayeti örtmeye çalışıyor. Başbakan Davutoğlu'nun açıklaması. Demirtaş'ın elinde belge mi var ki polisleri hedef alıyor diye sormuş Başbakan Davutoğlu. Tahir Elçi cinayetiyle alakalı olarak herkes bir şeyler söylüyor. Herkes bir şeyler söylüyor ama ortada netleşen hiçbir şey yok sayın seyirciler. Şu an itibariyle en azından yetkililerden bu yönde bir açıklama gelmedi. Vatan gazetesi Türkiye haklı manşetini kullanmış. Yine aynı haberle alakalı olarak Paris'te Erdoğan'la görüşen Obama, Putin'e de söyledim, Türkiye haklı, gerilim düşmeli dedi. Erdoğan yanıt verdi, gerilim bizleri de üzmekte şeklinde. İşte o Rus. Erdoğan, IŞİD'den petrol alan Rus vatandaşını ABD Hazine Bakanlığı açıkladı demişti. O isim Esad'ın akrabasıyla evli olan George Hasvani. Yeni açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı 25 Kasım'da yayınladığı açıklamada ilk kez Esad rejimini direkt olarak IŞİD'den petrol almakla suçladı. Suriye Rus çifte vatandaşı George Hasvani'nin kara listeye alındığını duyurdu. Hasvani'nin HESCO şirketiyle IŞİD'den petrol aldığı belirtildi. Zaten Suriye'deki savaşın en büyük sebebi de o bölgede bulunan petrol. Hiç kimse şöyle veya böyle diye bir mazeret sunmaya kalkmasın. Kıtalar arası savaşa sebep olan tek unsur petrol. Gidiyor ama şampiyonluğa başlığı fanatik spor gazetelerinden bir tanesi. Bunu kullanmış manşetinde. Çok değil, daha birkaç hafta öncesine kadar Fenerbahçe'de Ferreira istenmeyen adamdı. Çoğu taraftar onun için gitsin diyordu. Ancak o rotayı ülkesine değil Süper Lig'in zirvesine çevirdi. Trabzonspor'un galibiyetinin ardından Fenerbahçe Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturmuştu biliyorsunuz. Bununla ilgili olarak da Ferreira ile gidiyor ama şampiyonla başlığını kullanmış Fanatik gazetesi. Bunun da manşetini okuduktan sonra geçeceğiz. Diğer gazetelere geçemedim. Son gazetemizmiş Fanatik gazetesi. Saatlerimiz 9.52 gösteriyor. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ya da birazcık daha devam edelim. Hatırlatalım hemen sevgili seyirciler.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren araçların yüklenmesine dair ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm toleransları hakkında yönetmelik vardı biliyorsunuz. Günler öncesinden uyarıları yapılmıştı. 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe gireceği şeklinde neydi? Herkes zannediyorum anlamıştır. Kış lastikleriyle alakalı uyarılarımızdı. Bununla ilgili görüntülerimiz, röportajlar var. Kimler bu yeni yasaya tabi olacak, kimler olmayacak? Bununla ilgili de derinlemesine önemli detaylar yer alıyor. Bunları ekranlarınıza getireceğiz. Ne zaman? Reklam arası verdikten sonra. Kısa bir süre sonra yeniden birlikteyiz. Kent Vizyon, İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün devam edecek.